Götter. Bence de çok düzgün olmamış açıkçası. Biz burayı gördüğümüzde pek uygun olduğunu düşünmedik. Bayağı arkadaşlarımıza da sinirlenmiştik geçerken. Böyle bir ışık veya yayalara en azından geçiş üstünlüğü verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem araba için tehlikeli hem bazen motosikletle geçiyor buraya çıkıyor falan filan. Ve yani çocuğuyla geçen oluyor, bebek arabasıyla geçen oluyor. Bayağı tehlikeli bir durum. Yani. Aktif bir sürücü olarak buradaki ışıkların olmamasından çok ciddi bir şekilde rahatsızım. Çünkü ben yaklaşık bir 4 gün önce buradan çıkarken bir kaza yaşadım. Ve hiçbir sebebi yoktu. Bunun tek sebebi trafik ışıklarının olmaması. Ya birçok yerde gereksiz bir şekilde trafik ışığı varken böyle bir cadde, işlek bir caddede ışıkların olmaması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Ve bu konuda çok şikayetçiyim. Lütfen yetkililer bu işe bir şey koysun, el koysun. Ya o çok daha büyük bir sıkıntı. Özellikle yanınızda bir evcil hayvanınız, bir şeyiniz varsa zaten bu sefer iş iki kat daha da zorlaşıyor. Sürücülerimiz, çünkü ülkemizde sürücülerimiz biraz saygısız. Bu konuda pek de tartışmaya gerek yok zaten. Her şey ortalıkta. Ne yol veriyorlar? Birden yola atlasan bu sefer yine yaya suçlu oluyor. Arabaların iki araba arası toplasan bir metre bile yok. Arasından geçemiyorsun. İnşallah birimiz ölmeyiz ya. Işık koyulması lazım. Trafik ışıkları şart yani illaki. Yoksa çok kaza olur. İnsanlarımız çok yara bere alırlar yani. Duymuyorlar, saygı duyması diye bir şey yok yani ya. Yani güvenliğimizin sağlanması lazım. Bu dönel kavşaklardaki kurallar belli aslında. Biz bunların eğitimlerini her sürücüye veriyoruz. Herkes de biliyor aslında bu kuralları ama maalesef insanlarımızın şöyle bir yaklaşımı var. Benim işim var, hemen hızlı gitmem lazım, hemen şey yapmam lazım, yetişmem lazım gibi aslında çok da anlamlı olmayan böyle bir beklentilerini karşılamak için hız ve kural ihlali yapıyorlar. Nerede yapıyorlar bunları? Her yerde yapıyorlar. Dönel kavşaklarda daha çok yapıyorlar. Tabii ben trafik mühendisi değilim ama bu işin erbabı trafik ve ulaştırma mühendisleri. Oraya mutlaka bir ışıklandırma konulması gerektiğini görüyorum ben şu anda. Çünkü dönel kavşak ihlali yapılıyor. Yayanın hakkına, özellikle orası çok kalabalık bir bölge, öğrenci bölgesi. AVM'nin olmasından dolayı, orada bir AVM'nin olmasından dolayı çok hızlı bir yaya trafiği var. O yaya trafiği maalesef, orada araçlara bakıyorum, yayalara hiç yol hakkı vermiyorlar. Orada yol hakkının da oluşabilmesi için, yayanın güvenli geçişini sağlayabilmek için yaya geçidi var orada bir tane ama ışıklı yaya geçidinin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada kaza yaşanması çok muhtemeldir. Allah muhafaza can kayıplı kaza yaşanmasın. Çocuklarla başlamalıyız bu işe, çocuk yaşta başlamalıyız bu işe. Çocuk yaştan itibaren devam etmeli, hayat boyunca da devam etmeli bu sürücü eğitimi. Çünkü hayat boyu kullanılan bir belge ve hayat boyunca bu süreç zaman zaman devam etmeli. Eğitimle ancak bu da olur. Karayolunda en değerli şey yaya, insan. Ayağını attığı an yol hakkı onun. Yola ayağını attığı an, yaya geçidi olsun, olmasın, ışık olsun, olmasın, yol hakkı, yaşam hakkı onun.